Yeritepe Üniversitesi öğretim üyesi Tolga Seçilmiş'e soralım isterseniz. Tolga Bey bu yapay zeka teknolojilerinin son dönemde telefonlara eklenmesi ne getirecek? Siz en son bu yapılan lansmanda ne gördünüz? 2024 yılının son çeyreğine böyle hızla yaklaştığımız günlerde şu anlaşıldı ki artık teknoloji tarafında ve mobil taraftaki rekabet tamamen yapay zeka üzerinde olacak. Yani bunun üzerine yoğunlaşacak. Bizim bu ıı, son şirketlerin yaptığı lansmanlardan gördüğümüz ne? Şirketlerin yaptığı lansmanlarda şu ortaya çıktı ki artık bizim kullanacağımız cihazların içine yapay zeka çipleri entegre ediliyor. Bu biz son kullanıcı için ne ifade ediyor? Aslında son kullanıcı bugüne kadar yapay zekayı kullanıyordu ve bunu deneyimliyordu. Ancak yapay zeka bildiğiniz gibi biraz pahalı bir teknoloji ve e, bizim yapay zekayı kullanırken yaptığımız şey aslında Bilgisayarlarımızdan ve telefonlarımızdan buluta biz veri gönderiyoruz tekrardan veri bize geliyor ve arka tarafta sunucular çalışıyor. Bunu geniş bir aslında e, hani e, kitleye yaydığımız zaman bu aslında karşılanabilecek bir maliyet olmadığı için bu çipler bizim telefonlarımıza bundan sonra bizim cihazlarımıza kullandığımız cihazlara entegre edilecek ki en son e, geçtiğimiz e, günlerde yapılan aslında lansmanda bu ortaya e, güzel bir şekilde koyuldu. Ee, yeni bir çip, A18 çipi e, artık telefonla beraber geliyor. Bu bize neyi getiriyor? Aslında e, bu lansmanda bizim karşımıza çıkan iki tane çok önemli e, özellik vardı. E, son kullanıcı deneyim için aslında çok farklı özellikler koyuldu. Ancak son kullanıcıyı ilgilendiren bu iki özellikle ilgili şunu söylemek isterim. Bir tanesi çipin telefonun içinde olması bize şunu veriyor: Anlık olarak biz a, bazı verilerimizle telefonumuzun içindeki verilerle veya o anda yapay zekaya bizim göndereceğimiz verileri bu çip üzerinden işleminin yapılıp tekrardan bize cevap olarak dönmesini sağlayabiliyoruz. Ee, bu ne anlama geliyor? Gene e, çok basit bir şekilde bir örnek verecek olursak. Örneğin ben bir e, heykel gördüm. Bu heykelin e, tarihçesini öğrenmek istiyorum. Heykelin fotoğrafını çektim. Çok hızlı bir şekilde bana verebiliyor. Veyahut bana gelen e, diyelim ki faturam geldi. Su faturam veya elektrik faturam bir ay öncesinden daha fazla geldi. Diyelim ki e, bunun fiyatı, e, ücreti. Ben merak ediyorum. Diyorum ki bütün benim bana gelen SMS'lerdeki faturalarımı şöyle bir incele. Ve daha sonrasında bana bununla ilgili son ayda benim acaba tüketim mi artmış yoksa elektriğin veya suyun fiyatı mı artmış? Bunu hatta bana grafik olarak karşıma getir diyebiliyorum. Bunların hepsi herhangi bir şekilde buluta çıkmadan yani herhangi bir yere gönderilmeden tamamen telefonun içinde gerçekleşen yapay zekanın analiz edip bana karşılığında cevap olarak verebileceği aslında işlemler. Bu aslında kullanıcıya çok ciddi bir şekilde avantaj sağlıyor, daha fazla kişiselleştirebilmesini sağlıyor, otomasyon yapabilmesini sağlıyor, şöyle otomasyon yapabilmesini sağlıyor. Ö Ö Örneğin ben şunu merak ediyorum, ee, acaba ben e İşten çıktığım anda bir otomasyon yaratıp telefonumda e, bununla, e, şeyi çalıştırabilir miyim? E, Kombimi veya e, klimamı çalıştırabilirim. miyim? Bununla ilgili otomasyonlar vardı ama işte hava şöyle olduğu zaman böyle yap. Bunu böyle yap dediğimiz anda otomasyonu elimle girmeden sadece ben cep telefonuna bunu telefonuma tarif ettiğim zaman böyle bir otomasyonu benim için gerçekleştirebiliyor olacak. Yani benim bir program öğrenmem, herhangi bir şey yapmam gerekmeyecek. Aynı şekilde hani e, bunun linguistik olarak da yani dil olarak da aslında e, kapasitesi e, şu anda e, birçok dille e, ilgili e, şey yapmak için, e, çeviri yapmak için aslında yeterli. Ve bunları biz artık telefonumuz içinde göreceğiz. İkincisi ise burada yapamadığımız işlemleri aslında biz bulutta Yapabiliyor olacağız. Bulutta yapılabiliyor olması lazım. Bu ikinci aslında önemli özellik son kullanıcı açısından. E, telefonun kaldıramayacağı e, boyuttaki e, veya yükteki işlemleri de ben bulut üzerinden yapabiliyor olacağım ki son lansmanda yine bu şu açıklandı. E, biz bu tarafta gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Buluta gönderdiğiniz veriler tamamen bizimle. Bizim şifrelerimiz şifrelememiz altında biz bunları paylaşmıyoruz diye. Tabii ki biz bunu sadece bu son lansmanı değil daha önceki lansmanlarda da yani Apple'ın rakibi olan Samsung'da da ve diğer şirketlerde de e, yapay zeka uygulamalarının telefonun içindeki çipler üzerinden e, uygulamaların başladığını gördük. Ancak bu e, e, tabii ki son kullanıcı şu anda en fazla kullanılan ve son kullanıcının en fazla kullandığı aplikasyonlar fotoğraf çekme aplikasyonunun üzerinde daha fazla örnekler verilmeye başlandı. ve Bu tip örneklerle biz aslında şu anda yapay zeka ile yavaş yavaş tanışıyoruz. Ancak cep telefonunuzun içindeki bu çipler aslında bizim için şunu ifade ediyor. Bundan sonra e, belki yıllar sonra hatırlayacağız ki bu lansmanlar yani 2024 yılında yapılan bu lansmanlarda e, yapay zeka öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor olacak ki e, içinde yapay zeka barındıran telefonlarla barındırmayan telefonlar arasında çok ciddi bir fark olacak. Bu teknoloji artık e, hayatımız içine bu şekilde yoğun bir şekilde girmeye başladı. Gelecekte sizce bu yapay zeka hayatımızı nasıl etkileyecek? Yani telefonlara ne getirebilir başka? Ee, yenilikler şöyle e, sıralayabiliriz aslında. Yeniliklerde bir tanesi daha özelleştirilebilir e, aslında e, teknolojiler hayatımıza gir girmeye başlayacak. Bana özel teknolojiler e, ben kendim üretmeye başlayacağım. Az önce e, bahsettiğim gibi kendi hayatımda benim işime yarayan otomasyonları ben telefonlarımla yapabileceğim. Ve e, belki bunları... E, e, bu ev teknolojileriyle veya giyilebilir teknoloji dediğimiz saat e, vesaire gözlük gibi teknolojilerle yapay zeka daha fazla entegre olarak benim hayatımı kolaylaştırmaya başlayacak ki e, bu çok e, beklenen şu anda yavaş yavaş böyle hani uygulama e, nabzetlerini gördüğümüz küçük küçük uygulamalarını gördüğümüz böyle teknolojiler ve e, artık hayatımıza girmesini bekleyebiliriz.